Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Faiz artışı kararını değerlendirdi. Merkez Bankası'nı adeta topa tuttu. Bağımsızlık tartışmalarına da atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabrımın son safhasındayım ama sabırda bir yere kadar" dedi. Faiz artırımını da üstelik oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Öncesinde uyarmıştı. Sonrasında mesajı çok daha sert oldu. Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz artışı vardı hedefinde. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez. Bu kez il başkanları toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Yine ekonomiyi önceliğine aldı, dövizdeki dalgalanmaları değerlendirdi. 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Faizle ilgili görüşünü bir kez daha tekrarladı Erdoğan. Madem biliyorsun bu işi, faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Bu gerçekleri şimdi Ekim ayında da göreceğiz. Dövizi bahane ederek fırsatçılık yapanlara da yüklendi. Gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Önüne gelen bakıyorsun zam üstüne zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın. Ama fırsatı yakalıyor ya, oradan giriyor. Sen stokçuluk mu yapıyorsun? Gel bakalım bunun bedelini öde. Bunlara bunun fırsatını vermeyeceğiz. Paranıza güvenin dedi, Türk lirasına değer kazandırmak için alınan tedbirleri de anlattı. Endişeleri gidermeye çalıştı. Döviz, möviz, dolar, molar filan bunların hepsini aşacağız. Yine okul kitaplarında, ne sağlıkta, ne ilaçta, ne de diğer hizmetlerde herhangi bir sıkıntı yok. Sözü yerel seçimlere getirdi. Teşkilatının yanı sıra AK Parti ile ittifaka kapıyı aralayan MHP'ye de mesajı vardı. Yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkanımız olabilir. Şayet bu mümkün olursa her iki partinin de mali idarelerdeki gücünü artıracağına inanıyorum. Diğer partilerde gizli ittifak arayışında dedi, partisinin yerel seçim hedefini de açıkladı. İsim vermeden HDP'ye de mesaj verdi. Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar. Bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler. Zira biz bunun bedelini ağır ödedik. İdlib'de ateşkes içinde temasları sürüyor Erdoğan'ın. Pazartesi günü sürpriz bir ziyareti olacak. Soçi'ye gidecek. Tahran zirvesinin ardından bir kez daha Rus mevkidaşı Putin'le buluşacak. CHP Parti Meclisi yerel seçim hazırlıklarını gözden geçirmek ve ittifak seçeneklerini değerlendirmek için olağanüstü toplandı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise faiz artışı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Faiz geldi, Erdoğan'ı teslim aldı. Niçin? Tefeci daha güçlü, para tefecide. Düşünebiliyor musunuz devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktayı? Mesajını masaya vura vura verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararını eleştirirken sözleri her zamankinden sertti. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Trump mı yönetiyordu? Merkel mi yönetiyordu? Kendisine bir önerim var. Hemen bir kararname çıkar. Merkez Bankası Başkanı da olsun. Hedefinde Erdoğan ve hükümeti vardı Kılıçdaroğlu'nun. Erdoğan'ın yeni özel uçağına da tepki gösterdi CHP lideri. Satın aldıysan büyük bir ayıp. İkinci el uçağı birisi sana hediye ettiyse o daha da büyük bir ayıp. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi hediye uçakta gezemez. 81 milyon adına cevap istiyorum. Aynı zamanda gözlerinden de öpüyorum sevgili Erdoğan. CHP'nin parti meclisi öncesinde konuştu Kılıçdaroğlu. Toplantının gündeminde yerel seçim için ittifak arayışları vardı. Ama kameralar önünde hiç girmedi o başlığa. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık aday isimlerinde gözler. İstanbul'da soldan, Ankara'daysa sağdan oy getirecek isimlerin tercih edileceği konuşulmaya başlandı Altıok kulislerinde. Partilerde ittifak senaryoları konuşulurken MHP liderinden de yerel seçim mesajı geldi. Zillet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı hazır diyen Bahçeli yine CHP'ye yüklendi. Hedeflendiriyor, sefalar getirdiniz. 31 Mart 2019 tünelden önceki son çıkış 2023'ün müjdesidir. Tünelden önce son çıkış dedi, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devam edeceğine işaret etti. Ankara'da siyaset 31 Mart'a kilitlenmişken MHP liderinden geldi önemli açıklamalar. Zillet İttifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. Mevcut belediyelerimizi muhafaza edip üzerine yenilerini ilave ederken fedakarlıksa gereken seve seve yapacağız. Sakarya zaferinin yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde konuştu Bahçeli. Hedefinde CHP lideri de vardı. Anlaşılan övdüğü Esad'a özeniyor, ona öykünüyor. CHP'nin yolu yol değildir. PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Döviz kurundaki hareketlilik de vardı gündeminde. Enflasyona eğilmeyeceğiz. Kura boyun eğmeyeceğiz. Zor günleri aşacağız. Azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız. Ve İdlib'teki gelişmeler olası göç dalgasına dikkat çekti, hazırlıklı olunmalı uyarısı yaptı. Türkiye'yi yeni göç dalgasıyla felç etmek, insani dramlarla beşeriyet vicdanını sızlatmak için pusuda bekleyenlere karşı uyanık ve şuurlu olacağız. En kötü senaryoları dikkat alarak hazırlık yapmalıyız. Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği gerekçesiyle yapılan operasyona da tepki gösterdi Bahçeli. 21 doktorun gözaltına alınmasını değerlendirdi. Türkiye'nin ve yönetiminin tek sorunu Sayın Alaattin Çakıcı olmasa gerek. Kuşkular Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar incelenerek pekala sonuca ulaştırılabilirdi dedi. Gayrimenkulde dövizle kira dönemi bitti. AVM'lerden itiraz sesi yükseldi. Karar AVM esnafının yüzünü güldürdü ama dövizle borçlanan AVM yönetimlerine isyan ettirdi. AVM'lerin de çoğu hani balans yapmakta zorlanıyordu. Çünkü bütün kiracılarla ayrı ayrı anlaşmalar yapılıyordu. Dövizle yapılan sözleşmelerde TL'ye dönüş için düğmeye basıldı. Karar en çok da kirasını dolarla ödeyen AVM esnafını sevindirdi. Ama yetmedi. Bu kez de AVM yatırımcıları isyan etti. Dövizle borçlanmış bir AVM'yiz. Dolardaki artış bizim borcumuzu ciddi oranda etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından esnafın yüzü güldü gülmesine ama bu kez de onların dolarla kira ödedikleri alışveriş merkezleri kara kara düşünmeye başladı. Kiracılarımız TL ödüyor, biz dolar borcumuzu ödüyoruz. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor AVM yatırımcısı olarak. Çünkü onlar bankalardan kredilerini döviz üzerinden çekti. Yani o borçlar döviz arttıkça katlanarak büyüyor. Eskiye göre tabii malı da doğal olarak daha pahalı alıyoruz. Kullandığımız cihazların birçoğu yurt dışı kaynaklı olduğu için bizim borçlarımızı da arttırdı. Dövizle kira ödeme dönemi kapandı ama şimdi ortaya başka bir sorun çıktı. O da döviz borçları, özellikle AVM'lerin bankalara 15 milyar doların üzerinde borcu var. Çözüm içinse iki önerisi var AVM yönetimlerinin. Ya bankalara borçlarının da liraya çevrilmesini ya da dövizde borcu olanların yeni düzenlemenin kapsamına alınmamasını istiyorlar. Bizim borcumuz da TL'ye çevrilsin, yoksa biz de ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Dövizin ateşi düştü ama bu artıştan banka kredileri olumsuz etkilendi. Peki artış konut sektörünü nasıl etkiler? Vatandaş ne yapmalı? İşte uzmanlardan cevapları. Merkez Bankası faizi artırdı, gözler dövize çevrildi. Etki hemen görüldü. Döviz kurundaki ateşi düşürmenin çaresi Merkez Bankası'nın faiz artırmasıydı. Dün o hamle geldi ve dolarla euro 40-50 kuruş geriledi. Dolar TL hemen çakıldı, yani Türk lirası değer kazandı. Türk lirası değer kazandı ama peki ya kredi faiz oranları? Piyasada gerçekleşen faizler de uzun süredir yüksek seyrediyordu. Merkez Bankası bir nevi kendisini piyasaya uydurmuş oldu. İhtiyaç kredisi çekeceğim dediğinizde kaç bunun faizi? Zaten 35-40. Merkez Bankası'nın ise %24. Özellikle de konut kredilerindeki faiz oranları iyiden iyiye cep yakar oldu. Konut kredi faizleri %22. Yani bu aylık %2'ye denk gelir. Hiç cazip değil. şu faiz oranlarıyla ortaya çıkacak olan taksit tutarları ciddi ölçüde yük oluşturacaktır. Bugün gittiniz 100 bin lira konut kredisi çektiniz ve 10 yılda geri ödeyeceksiniz. O paranın geri ödemesi 250 bin lirayla 400 bin lira arasında değişiyor. Uzmanlar konut alırken hesabı kitabı iyi yapmanın gerektiğini söylüyor. Ya da bence şu anda konut almanın sırası ve zamanı değil. Konut fiyatları düşüyor. Biraz fiyatların oturmasını beklemek lazım. %60-70 birikimleri varsa belki %30'u için müteahhitlerle iyi bir pazarlık marjı yaratarak bankadan kredide kullanma imkanları olabilir. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen öğretmenlerin en büyük problemi çözüldü. Müjdeli haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Öğretmenler bedelli askerliği yarı yıl veya yaz tatilinde yapabilecek. Öğretmenler derse girmeyecek mi? Öğrenciler mağdur olacak mı? Sorular yanıtını buldu. Bedelli'de öğretmenlere tatil döneminde askerlik yapma imkanı getirildi. 15 bin lira karşılığında yapılacak bedelli askerlik için başvuru sayısı 500 bini aştı. İlk iki dönemin celp yerleri belli olurken başvurular devam ediyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen öğretmenlere de bir kolaylık getirildi. Eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için eğitimciler 21 günlük askerliği sömestr veya yaz tatilinde yapabilecek. Bedelli askerlik yapmak isteyen öğretmenlerin bilgileri bakanlıktan istendi. Şimdi akademisyenler de aynı haktan yararlanmak istiyor. Yarı yıl veya yaz tatilinde vatan borcunu ödeyebilmek için bize de kolaylık sağlansın diyorlar. Bursa'da dün çok tehlikeli bir gerginlik yaşandı. Suriyeli bir grup kahveciyi bıçaklayınca mahalle ayağa kalktı. Suriyelilerin evleri ve iş yerleri taşlandı. Öfke çığ gibi büyüdü. Ayağa kalkan mahalleli Suriyelilerin üzerine yürüdü. Evlerini, iş yerlerini taşladı. Tehlikeli gerginliğin adresi Bursa Osman Gazi. Suriyeli bir grup dün akşam Başaran Mahallesi'ndeki gençlerden birini kovaladı. Ellerinde sattırı bıçak her şey var. Sonra çocuk buraya kaçıyor kahveye. Bu kahveye basıyorlar. Genç çocuk mahallenin kahvesine sığındı ama Suriyeliler onu korumaya çalışan kahveciye de saldırdı. Ne yaptılar burada? Bir yaralı var mı? Adamı bıçaklamış karnından, elinden. Bunu duyan mahalleli sokağa döküldü. Olayla hiç ilgisi olmayan Suriyelilerin evine, iş yerlerine saldırdı. Polis öfkeli kalabalığı güçlükle dağıttı. Kaşar Bank dolandırıcısını hatırlayacaksınız. Mağdurlarına Bulgaristan'dan mesaj gönderdi. Hiç utanıp sıkılmadan 1 milyon lira topladım, onu da kumarda batırdım dedi. Çiftlik Bank'ın tosunu Mehmet Aydın kolay para kazanma hayaliyle binlerce kişiyi dolandırdı. Hemen sonrasında çıkan Kaşar Bank'ta kaşar ticareti yapacağız yalanıyla ortada onlarca mağdur bıraktı. Çok mağduruz. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Arabamızı sattık. Dükkanımız gitti. İddiaya göre Kaşar Bank dolandırıcısı Ülken isimli o şahıs Bulgaristan'a ait bir numaradan mağdurlara mesaj attı. 10 binle başladık. 170 bin lira Kaşar Bank'a kaptırdık. Şimdi arkadaş bizle yazışıyor. Dalga geçer gibiydi. Bugüne kadar 5 milyon lira değil 1 milyon 100 bin lira topladığını öne sürdü. Bir de utanmadan çoğunu kumarda batırdım dedi. Benim gönderdiğim ayın 16'sında ona sesli mesaj. Evet. Bir başka yazışmada yüzü kızarmadan dert yandı. Ülkeme dönmeye yüzüm yok, dönsem de beni yakalayacaklar dedi. Kaşar Bank dolandırıcısı paraları harcayıp eğlenirken mağdurlar da bir an önce kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Erzincan'da yaşlı bir adam geç gelen otobüsün şoförüne sinirlendi. Tam tartışmaya girmişti ki bir anda kalp krizi geçirip yere yığıldı. Yardımına bakın kim koştu. Bak başlayalım ya. Belki ben param yok. Ya Hacı abi. Bana hücum etmeye kalktı. Bana saldırdı. Önce şoförle tartıştı, sonra kalp krizi geçirdi. Hayatını kurtaransa üzerine yürüyüp kavga ettiği o şoför oldu. Bu yolcu otobüse bindiğinde burnundan soluyordu. Belli ki beklediği için sinirlenmişti. Nerede kaldınız? Bir saattir sizi bekliyorum dedi. Sizi kovalıyorsunuz. Alt içi saat başı gelsin ya. Belediye söyledi, alakası yok. Arka koltuğa geçip oturdu. Şikayet etmeye devam etti. Ya, yaşlı adamı ne şoför ne de yolcular durdurabildi. Bak hacı nasıl kaç yeri vereceksin artık? Polis vereceksin. Lan bana bak. Gerçekten param yok. Gerçekten param yok. Gerçekten param yok. Ya hacı abi. Daha da ileri gitti. Otobüs şoförü Cem Kılıç'ın üstüne yürüdü. Ama kalbi dayanmadı. Bir anda yere yığıldı. Hemen dörtlüleri yattım, kenara yanaştım. Şoför durumu fark edince otobüsü durdurdu. Hem o hem de yolcular yaşlı adamı hayata döndürmek için çabaladı. Dinle baktım ve yan çevirdi. Kalbine baktım. Sonra otobüsü en yakın hastaneye sürdü. Yaşlı adam tam zamanında tedavi altına alındı. 3 gün sonra bir araya geldiklerinde ise ikisinin de yüzü gülüyordu. Beni gördü. Çok teşekkür etti. Henüz 16 yaşındaydı. Sokak kavgasını ayırmak için araya girdi, bıçaklandı. 21 gündür komada kalan Furkan yaşamını yitirdi. Allah hiçbir anne yaşatması çok zor. İki grup arasındaki kavgayı ayırırken bıçaklandı. 21 gündür komadaydı. Lise öğrencisi Furkan Ağbaş yaşam savaşını kaybetti. O çocuk yetimdi. Yetim çocuk ya. Yetim çocuğun canına kıydılar ya. Onun ahı bir kere bitti yani. Ailesi Furkan'ın ölümüne sebep olanların hala dışarıda olduğunu savundu. Sadece şu an bir kişi içeride. Asıl sebep olan dışarıda. Allah hiçbir anne yaşatmaz kardeşim. Allah hiçbir anne yaşatmaz. Çok zor kardeşim. Yaklaşık 20 gün önce Bağcılar'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Furkan Ağbaş da oradan geçiyordu. Bütün iyi niyetiyle kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak gruptan birkaç kişi o bıçaklarla Furkan Ağbaş'a saldırdı ve onu 3 yerinden bıçakladı. O sadece giriyor kardeşim diyor. Hani diyor gerek yok, kavga etmeyin diyor. Arkadan çocuk geliyor, itiyor, bıçağı çekiyor, ortaya saldırıyor. Furkan'a yapılan acımasız saldırı kameralara da yansıdı. Saldırganlar onu hem bıçakladı hem de tekmeledi ve 21 gün komada kalan Furkan dün yaşamdan koptu. Yok yere öldürdün sen bu çocuğu. Ben eşimi kaybettim elhamdülillah. Birazcık toparlandım 5-6 yıl içerisinde. Ama evlat acısı bambaşka. Rabbim kimseye yaşatmasın. Polis olayın ardından soruşturma başlattı. Ancak aile sonuçtan tatmin olmadı. Benim kardeşim karıncayı bile incitmezdi yani. Dıştan çok iyi gözükebilirim ama içten kanser olmuşum şu an. Bağcılar Asayiş Birimi ekipleri faillerden birini yakaladı. O kişi tutuklandı. Ancak kavgaya karşılayan aslında 5 kişi daha vardı. Aile şimdi o 5 kişinin de yakalanmasını ve adaletin karşısına çıkmasını istiyor. Sadece şu an bir kişi içeride. Diğer yani sebep olanlar, asıl sebep olan dışarıda. Bunlar şu an serbest dolaşıyor. Cinayet davası önümüzdeki günlerde görülecek. Tek istediği çocuğunu parkta eğlendirmek olan bir anne iddiasına göre başka bir çocuğun ailesinden dayak yedi. 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde burnu kırılan kadın şimdi o şehir eşkıyalarını bulup hesap sormak istiyor. Kayaktan kayarken o da yukarıya çıkıyor. Kayakta çarpıyor. Çocuğu alıyor. Salak çocuk niye çarpıyorsun deyip kaldırıp kayaktan aşağıya atıyor. Düşünün tişörtlerini çıkararak üstümüze atlıyorlar. Rüyalarıma giriyor. O adamın yüzü gözümün önünden gitmiyor. Çocuk parkında dayak yedi. Morluklar ve burnundaki kırık iyileşene kadar yüzünü ailesinden bile sakladı. Genç anne yaşadığı dehşeti Şov Haber'e anlattı. Kendi yüzümü bile kaldırıp savunamadım. Çünkü tek derdim çocuğuma zarar gelmesinde. Oğlum 10 gün boyunca çok affedersiniz altına yapmayan çocuk altına yapmaya başladı. Konuşmadı. Tek söylediği kelime polisi arayın, polisi arayın. Senin oğlun benim çocuğuma nasıl çarpar kavgası Hadımköy'deki Doktor Muhtar Ensar Parkı'nda yaşandı. Bayramın 3. günüydü. 34 yaşındaki kadın eşi ve çocuğuyla birlikte parka gitti. O sırada çocuğu kaydıraktan kayarken başka bir çocukla çarpıştı ve iddiaya göre o çocuğun dedesi tarafından genç anne şiddete maruz kaldı. Çocuğum çığlık atıp kaçtı. Kaçtığı esnada çocuğu kucakladım. O esnada bana bağıran kadın arkadan saçımı çekti ve yaşlı adam babaları yüzüme yumruk atmaya başladı. 10 gün dışarıya çıkamadım, işe gidemedim. İddiaya göre o şehir zorbaları evladının üzerine kapaklanan anneye vurmaya başladı. Genç kadının gözünde morluklar meydana geldi, burnu ise kırıldı. Bir erkeğin bir kadına bu denli burnunu kıracak kadar saldırması ya kabul edilir bir şey değil. Polis gelene kadar bunlar iki araba binip kaçıyorlar. Hiçbir şekilde izlene ulaşamadık. Polis şimdi genç kadını darp edenlerin peşinde. Benim tek derdim o adamın kanun karşısına çıksın ve cezasını çeksin. Karabük'te alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü akıllanmadı. Direksiyonun başına bir kez daha içkili geçti. Polis yakalayınca da ceza kesilmesin diye utanmadan çocuklarının rızkından bahsetti. Kavga etmeyin, elemeyin ya. Bu seferlik affedin. Bir daha söz veriyorum bak, bir daha içersem bundan ben şerefsizim ya. Alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulmuştu. Herhangi bir aracın şoför koltuğuna geçmesi bile yasakken o alkol alıp yeniden trafiğe çıktı. Ne olacak? Kaç lira o gelecek? 5 lira. Benim çocuğum elektriği, lambası hepsi gitti işte. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Ramazan Düzgün isimli inşaat işçisi geçen ay alkollü araba kullanırken yakalanınca ehliyetine el konulmuş, ceza yazılmıştı. Ben 1 milyon ödeyememişim ki. O cezayı ödeyecek para bulamadı ama yeniden içki sofrasına oturdu. 177 promil alkolle kalktı ve o halde ikinci kez polise yakalandı. Abi niye böyle yaptın? Bir kere yakalanmışsın ama ben ikinci kez yakalandım sana. Yalvardım. Ehliyetim de içeride. Sonra affetmeleri, görmezden gelmeleri için yalvardı. Hata yapıyoruz. Tamam. Ben görevimi yapıyorum. Polis dinlemedi. Alkollü sürücü hakkında yeniden işlem yaptı. Taksim meydanında iki genç kız arasında başlayan neden omuz attın tartışması kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü. İşte ortalığın birbirine girdiği o anlar. Peşinden koştu, saçından tuttu, yerlerde sürükledi. Görüntü İstanbul'un göbeği Taksim'den. İki genç kız iddiaya göre omuz atma kavgasına tutuştu. Kızlardan biri diğerinden böyle kaçtı. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Diğer genç kız saçından yakaladığı kızı yere savurdu. Yardımına çevredekiler koştu. Neyse ki kavga uzun sürmedi. İkisi de ayrıldı. Burası da Esenyurt. İddiaya göre sevgilisini kıskanan genç kadın bir başka kadına saldırdı. Mehmet! O kim? Saçını bırakmıyor ki. Saçını tuttu, uzun süre bırakmadı. Araya yakınları girdi. Kavga daha da büyümeden sona erdi. Trafik canavarı yine yurdun dört bir yanında direksiyon başındaydı. İhmal, dikkatsizlik ve aşırı hız bir kez daha yürekleri ağza getirdi. İki araç çarpıştı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü dışarı fırladı. Korkunç kazanın adresi Elazığ'ydı. Abdullah Paşa Mahallesi'nde hızla ilerleyen bu iki araç ne frene bastı ne de birine yol verdi. Sonuç bu oldu. Üstelik bu aracın sürücüsünün emniyet kemeri de takılı değildi. Çarpmanın şiddetiyle dışarıda fırladı. Neyse ki yaralı olarak kurtuldu. İşte Elazığ'da kameralara yansıyan bir başka kaza. Burada da aynısı yaşandı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü araç camından uçtu, yola savruldu. Hız, kural tanımazlık ve dikkatsizlik Bingöl'de bir aracı işte böyle yoldan çıkardı. Burası da Aydın Nazilli. Bir motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle havalandı. Aynı hızla yere çakıldı. Ağır yaralandı. Elindeki kürekle yavru köpeği öldüresiye dövdü. Aslında iddia bu ama zavallı köpeğin feryadı bu işkenceyi resmen doğruladı. Köpeğin işkence gördüğü o anlar kör noktada ama inlemeleri zavallı hayvana yapılan eziyeti anlatıyor. Görüntü Şov Haber WhatsApp ihbar hattına Adıyaman'dan gönderildi. Cumhuriyet Mahallesi 2506 sokakta yaşayan Yaşar Çelik isimli bu adam iddiaya göre yavru köpeğe kürekle saldırdı. Zavallı köpek fırsatını bulunca can havliyle koşarak uzaklaştı. Acımasız adam da elindeki kürekle peşinden gitti. Sonrasında ne olduğu bilinmiyor. Tek teselli küçük köpeğin hala hayatta olması. Yürekleri sızlatan bir başka görüntü de Ordu'dan gönderildi. İddiaya göre bu minik yavruyu üzerine dökülen sıcak su bu hale getirdi. Hayvanseverler onu bulduklarında sırtında ve bacağında yanıklar vardı. Minik köpek nasıl yandı bilinmiyor. Hayvanseverler şimdi bunu araştırıyor. Yaşlı bir kadına tuzak kuran dolandırıcıları bir banka görevlisinin dikkati durdurdu. Polis dolandırıcılara bakın nasıl suçüstü yaptı. Yaşlıları polisi savcıyız diye kandıran, paralarını altınlarını alan telefon dolandırıcıları bu kez uyanık bir banka görevlisine tosladı. Bankacının ihbar ettiği dolandırıcılar işte böyle yakalandı. Dolandırıcıların son adresi Kütahya, hedefindeki son isimse 78 yaşındaki Nurkan Hanım'dı. Ona da yüzlerce kişiye yaptıkları gibi kendilerini polis olarak tanıtıp bir operasyonun içine çektiler. 90 bin lirasını banka yoluyla göndermesini istediler. Yaşlı kadın parayı göndermek için bankaya gitti. Tedirgindi. Tedirgin olmasından şüphelenen banka görevlisi durumu polise bildirdi. Polis bankadaki para transferini dondurdu, yaşlı kadını da takibe aldı ve evine altınlarını almaya gelen dolandırıcıları işte böyle yakaladı. Yaşlı kadın parasına da altınlarına da kavuştu. Onu dolandırmaya çalışanlarsa tutuklandı, cezaevine yollandı. Yoğun yağışın da etkisiyle İstanbul Cihangir'de yol çöktü. Ne arkaya gidiyor ne öne gidiyor araba. Yağmur yağdı, yol çöktü. Koca araç caddeye gömüldü. Arabamı çıkarsamadım. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Şiddetli yağış Cihangir'de bir sokağı bu hale getirdi. Burcu Gündoğan lüks aracını gece evin önüne park etmişti. Uyandığında şok geçirdi. Sabah çıktım evden, yolum çöktüğünü gördüm. Sonuç bu. Gömülmüş vaziyette. İddiaya göre caddede 2 gün önce yol çalışması vardı. Yağmurla birlikte asfalt daha da yumuşadı. Birden çöktü. Olan genç kadının aracına oldu. Ne yaptıysa aracını çıkaramadı. Çareyi çekiciyi çağırmakta buldu. Arabamı çıkarsamadım. Çekiciyi çağırdım. Ya bekliyorum şu an. Ara veriyoruz şimdi. Akabinde sıcak haberlerimizle bültenimize devam edeceğiz. İstanbul'un en ucuz teknoloji mağazası. Ne doları ya? Benim telefonlarım dolardan etkilenmiyor. Ucuzluk mağazasında 300 liraya akıllı telefon var. Bizim mağazamız dolardan etkilenmez. Döviz kurlarından etkilenmeyen o mağaza birazdan Şov ana haberde. İstanbul'un en ucuz teknoloji mağazası. Ne doları ya? Benim telefonlarım dolardan etkilenmiyor. Ucuzluk mağazasında 300 liraya akıllı telefon var. Bizim mağazamız dolardan etkilenmez. Döviz kurlarından etkilenmeyen o mağaza birazdan Şov ana haberde. Şov ana habere devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askerimizi şehit eden 9 PKK'lı terörist MİT'in nefes kesen bir operasyonuyla Afrin'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi. İşte o teröristler kafalarına geçirilen siyah çuvalla askerlerimizin arasındalar. Önce sorgulanacaklar, sonradan yaptıklarının hesabını verecekler. Diyelim ve devam edelim. Bir baba, tabii ne kadar baba denebilirse, eline kemerini aldı, minik yavrusuna art arda vurdu. Şimdi o dehşet anlarını yüreğiniz burkularak izleyeceksiniz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu cani babayı bulup cezasını verin. O zavallı çocukları da o cehennemden kurtarın. Kemerini çıkardı, baba demeye bin şahit cani mini Yaşanan şiddet dakikalarca devam etti. Yürek burkan görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattına Gaziantep Nizip'ten gönderildi. Suriyeli çift 3 çocuklarıyla birlikte Hafızpaşa Mahallesi yarım sokakta yaşamaya başlamıştı. Bu adam her gün hem eşini hem de çocuklarını acımasızca dövüyordu. Komşuları o anlardan birinde kayda girdi. Cani adam el kadar yavrusuna bağırıp hakaret ederken kemerini çıkardı. Ard arda vurmaya başladı. 2-3 yaşlarındaki zavallı çocuk köşeye sıkışmıştı. Bir yandan ağlayıp bir yandan da babasından korunmaya çalıştı. Kardeşi de yanı başındaydı. Korkudan donup kalmıştı. O dakikalarda annesi de oradaydı ama engel olmaya çalışmadı, dönüp bakmadı bile. O çocuk, iki kardeşi ve annesi komşularının iddiasına göre her gün öldüresiye dayak yiyor ama acı 4 duvar arasında kalıyor. Kimse yardım çığlıklarını duyup yardım eli uzatmıyor. Antalya'da yaşayan Çetinel çifti sokakta kedi sevdikleri için darp edildi. O çift gözleri yaşlı bir şekilde insanlar bu kadar acımasız mı diye isyan etti. Kedileri, hayvanları sevdiğimiz için, kedilere mama verdiğimiz için bize saldırdılar. İnsanlar bu kadar acımasız mı? Evet, yaşanan olay insanlar gerçekten de bu kadar acımasız dedirtti. Yaşlı çift iddiaya göre kedileri besledikleri için darp edildi. Başına gelenlere işte böyle isyan etti. Korkuyorum mahallemizde gezmeye şimdi. Ben sokağıma nasıl çıkabilirim? Hayvanları sevmekten vaz mı geçmem lazım? Alaattin'le Yeşim Çetinel çifti şehir hayatından sıkıldı. Huzurlu bir yaşam sürmek için Antalya'ya taşındı. Ancak bu kez de hayvan düşmanları huzurlarını kaçırdı. Bir hafta önce bize beslemeyin, buraya gelmeyin dediler. Ondan sonra kovaladılar. Bir tane kedi gördük, başını okşadık. Adam tam önünden geçerken bize, eşime küfretti. İddiaya göre o hakaretlerin ardından fiziksel şiddet başladı. Yaşlı çift iddiaya göre 2 kişi tarafından darp edildi. Oğlu çok cüsseli bir adam. Beni yumruklarla yere devirdi, üstüme çıktı. Çetinel çifti tedavilerinin ardından karakola gitti. Şüphelilerden şikayetçi oldu. İlkokulda kara tahtaya uçak resimleri çiziyor, ortaokulda maketini yapıp uçurmaya çalışıyordu. Sırada bir azim ve başarı öyküsü var. Uçak meraklısı o çocuk sınavda ilk 3000'e girip uçak mühendisliğini kazandı. Kendim bildim bileli uçakları seviyorum. Bir futbolcu için Barcelona'da olmak neyse benim için de İTÜ'de olmak aynı şey. Hayallerinin peşinden gitti. İlkokulda tahtaya resmettiği o uçakların artık gerçeğini yapacak. Oğuz Eren'in en büyük hayali uçaklardı. 8-9 yaşındayken de okulun kara tahtasına tıpkı şimdi olduğu gibi uçak resimleri çiziyordu. O hayalinin peşinden gitti. İTÜ uçak mühendisliğini kazandı. Bayburtlu Oğuz Eren Güneş'in uçak aşkı henüz çocukken başladı. İlkokula başladığında tahtaya adını yazmak yerine uçak resmi çiziyordu. Böyle savaş uçağı, yolcu uçağı karışık. İlk uçağını ortaokula geçtiğinde atık malzemelerden yaptı. Bulabildiğim köpükler, tahta parçaları, onları ince ince kesip bir de poşet geçiriyordum ki uçursun onu. Yaptıklarımın hepsi uçmadı ama sayısız uçak yaptım böyle. Vazgeçmeye niyeti yoktu. Kimse demiyor muydu ya çocuğum sen git dışarıda bahçede oyna ne yapıyorsun bunlarla? Yani deli diye düşünenler olmuştur muhakkak. Sayısız denemenin ardından lisede yaptığı uçaklar artık uçuyordu. Üniversite sınavları gelip çattı. Tek isteği uçak mühendisi olmaktı. Sınav sonuçları açıklandığındaysa en büyük hayali gerçek oldu. İlk 3000'e girmiş, İTÜ uçak mühendisliğini kazanmıştı. Bayburt'la burası çok farklı gerçekten yani o yüzden çok heyecanlıyım. Oğuz Eren'in ilk hayali gerçekleşti. İTÜ uçak mühendisliğini kazandı ama hayaller bitti mi? Hayır, şimdi sırada Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağını ya da yolcu uçağını yapmak var. Türkiye'de çok zeki insanlar var. Bunlara imkan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkasından gelen gençlere de bir tavsiyesi var. Hayallerinin peşinden gitsinler. Sadece istemesinler onu. Çünkü isteyince olmuyor. Emek versinler. Bir araç şarampole yuvarlandı. Kazadan ucuz kurtulan çocuklar ambulansa konulan anneleri için gözyaşı döktü. Onları teselli etmek sağlık görevlisine düştü. Eşiyle tartışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole uçtu. Aile kazayı ucuz atlattı. Yaralanan anneleri için ağlayan çocukları sağlık görevlisi bu sözlerle teselli etti. Tozmaz ailesi minibüsle Çarşamba'dan Samsun'a gidiyordu. İddiaya göre direksiyondaki Orhan Tozmaz, Azeri uyruklu eşiyle tartışmaya başladı. O kavga kazaya neden oldu. Kendilerini bir anda şarampolde buldular. Kazayı ucuz atlatan ailenin 4 ve 7 yaşındaki çocukları ambulansa konulan anneleri için gözyaşı döktü. Sağlık görevlisi annelerinin durumunun iyi olduğunu söyledi, onları teselli etti. Orhan Tozmaz'ın baldızıysa kaza yapan eniştesine tepkiliydi. Zor sakinleştirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Okullar açılırken velileri de öğrencileri de alışveriş telaşı sardı. Şov Haber'de yollara düştü. Hem uygun hem de kaliteli alışveriş yapmanın tüyolarını araştırdı. Veliler bunu yıkıyor, sabah ütü yapmadan çocuklar giyip gidiyor. Bu telanın yıkandığı zaman suda erimesi lazım. Velileri de öğrencileri de zorlu bir okul alışverişi bekliyor. Alınacak her şeyin kaliteli, özellikle de sağlıklı olması gerekiyor. Mesela bu öyle bir boya veren kumaştır. Bunu bir deneyelim, bir görsünler. Hemen boya vermeye başladı. Evet, buna da bakın. Okullar açılmaya başladı, velileri de alışveriş telaşı sardı. Peki bakalım hangi kıyafetler tercih edilmeli, nasıl kumaşlar seçilmeli? Bir de tişörtlerde baskı oluyor. Bu su bazlı bir baskıdır ama burada şu baskı tehlikelidir. Buradan açınca şöyle bakın. Çatlamayacak yani baskılar. Tabii. Kırtasiye malzemelerinin kaliteli olması kadar cep yakmaması da önemli. Şimdi sizler için bir ilkokul öğrencisinin temel kırtasiye alışverişini yapacağız. Bakalım bu sepet kaç liraya dolacak? Evet, alışverişi tamamladık. Bir ilkokul öğrencisinin ortalama kırtasiye alışverişi 351 lira. Çok ucuz ürün kısımlarında değil, mağazalarda gerçekten kendi ceplerine uygun birçok ürün sınıfları var. Seçim yapabilirler. Malum üniversitelerin açılmasına da az bir zaman kaldı. Öğrencileri de alışveriş telaşı sardı. Peki bir öğrenci evine A'dan Z'ye eşya almak kaç paraya mal oluyor? Yatak odası komple 2000 lira gibi bir rakamı buluyor. Bu da 1500 lira gibi bir rakam tutuyor. Yatak odası, beyaz eşya derken öğrenci evi döşemenin fiyatı da yaklaşık 8000 lira. Bunu bir arkadaşımla bölüşmem lazım. Tabii işin en önemli bölümü para bölümü. Cebimizden ne kadar para çıkacak ona bakıyoruz tabii. Tost makinesi birinci tercihim olabilir. Öğrenci adı üstünde yani. Başta akıllı telefonlar olmak üzere bütün elektronik cihazlar zamlandı ama fiyat etiketi aynı kalan bir yer var. Şov Haber yüz güldürecek o dükkanı buldu. Cebinizdeki cep telefonu kaç lira? Şu an 5600 lira. 5600 lira cep telefonuna verdin mi gerçekten? Verdim. Konu cep telefonuysa paraya kıymakta üstümüze yok bu. Şimdi ne kadar? Ha, vardır bir 7000 lira bir şey. 7000 lira? Evet. Araba mı alıyoruz ya? Vallahi öyle 3,5 lira şu an. Bizimki de arttı. Döviz kurundaki artış cep telefonlarını neredeyse alınamaz hale getirdi. 3000 lira falan civarındaydı aldığımızda. Şimdi ne kadar? 5 falan vardır herhalde. 5000 lira. 5000 lira vardır evet. Rekor üstüne rekor kıran bu fiyatların giremediği bir yer var. Şov Haber o dükkanı İstanbul Avcılar'da buldu. Patron çıldırdı mı? Oo, hem de var ya öyle böyle değil. Çıldırdı. Ne doları ya? Benim telefonlarım dolardan etkilenmiyor. Etkilenmiyor çünkü bu ucuzluk dükkanında dolar, euro değil Türk lirası geçiyor. Uçaklarda, havaalanlarında, gümrük kapılarında unutulan bu cep telefonları ucuzluk mağazasında çok cüz'i ücretlere satışa çıkmaya hazırlanıyor. Model akıllı cep telefonu burada. Piyasada 3000 liraysa ne kadar? 1000 liraya. 100-200 değil, tam 1000 telefon var. Hepsi de akıllı. Daha da önemlisi cüzdan dostu. Dolardan, kurdan etkilenmiyor değil mi? Bizim mağazamız dolardan etkilenmez. 300 liraya akıllı cep telefonu. Evet, 300 liraya akıllı cep telefonu veriyoruz. Valizler dolusu akıllı telefon yeni sahipleri için hazırlanıyor. Ne var kardeşim, telefondur yani bunların en nihayetinde. Dışarıda 3000 lira, 10.000 lira olmuş bir cep telefonu. Biz de burada al bak böyle bavul bavul valiz valiz cep telefonu var. 300, 400, 500, 700... Dövizdeki bu dalgalanma sadece cep telefonlarını mı vurdu? Hayır, A'dan Z'ye neredeyse bütün teknolojik aletler bu zamlardan etkilendi ama bu ucuzluk dükkanında o zamlardan da eser yok. Cep telefonlarının yanında fotoğraf makineleri, tabletler, laptoplar, hatta bu pahalı kulaklıklar yine piyasanın 1/3 fiyatına. Şu anda elimde tuttuğum son model bir otomatik fotoğraf makinesi. Dışarıdaki fiyatı en az 3500-4000 lirayken buradaki fiyatı sadece 1000 TL. Ürünler çok yakında satışta olacak. Senin cep telefonun kaç lira? 1800. 5000. 5000? Evet. Seninki? 50 lira. 50 ne? 50 lira. 50 TL. 50 TL. Görebilir miyim? Benim telefon kırıldı, alamıyorum, yaptıramıyorum. Ekranına 500 lira istiyorlar. Akıllı değil galiba. Akıllı değil, ne akıllısı? Türkiye'de ilk kez düzenlenen Teknofest'te bir ilke imza atıldı. Lise ve üniversite öğrencileri kendilerinin tasarlayıp hazırladığı milli ve yerli roketleri yarıştırdı. Ortaya da çok renkli görüntüler çıktı. Roketler hızla yükseldi, gökyüzünü deldi. İlk kez düzenlenen Teknofest'te bir ilke daha imza atıldı. Lise ve üniversite öğrencileri kendi imkanlarıyla ürettikleri yerli ve milli roketlerle yarıştı. Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Merkezi'nde 28 takım karşı karşıya geldi. Başarıyla gerçekleşen roket atışları hayranlıkla izlendi. Bravo! Bünye takılı mı? O zaman bünye takılıysa biraz kenarda resim çekelim geçelim. Teknofest'in fikir babasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da atış alanına geldi. İncelemelerde bulundu. Bu tip yarışmalarla inşallah gençlerimizi hem havacılık sanayine hem teknolojiye alıştıracağız. Buradan yetişen gençlerimizle ileride çok önemli başarılara imza atacağız. ODTÜ'lü öğrencilerin roketi zamanında monte edilemeyince finale katılamamıştı. Devreye Mustafa Varank girdi. ODTÜ'ye bir şans daha verildi. Teknofest 20-23 Eylül'de İstanbul'un yeni havalimanında düzenlenecek. Roket yarışmasının birincisi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacak. Takımdakilere Roketsan'da iş imkanı sağlanacak. Birinci olanları Roketsan işi almayı garanti ediyor. Bir de para ödülümüz var. Genç çift evlendiğinde gelin 217, damat 126 kiloydu. Zayıflamaya karar verdiler ve 2 yıl içinde tığ gibi oldular. Düğünlerinde gelin 217, damat 126 kiloydu. Aradan 2 yıl geçince bir mucize yaşandı. Bu hale geldiler. Yakınları şimdi çifti tanımakta zorluk çekiyor. Lexi ve Danny Reed çifti ABD'de yaşıyor. 2 yıl önce ikisi toplam 343 kiloydu. 27 yaşındaki Lexi gelinliğe girmekte zorlanıyordu. Düğünden sonra balayına gittiler. Çift eğlence trenine binmek istedi. 29 yaşındaki Danny trene sığabildi ama Lexi'nin kiloları buna izin vermedi. O günden sonra çift bir karar aldı. Birlikte diyete başladılar, düzenli spor yaptılar. Ameliyat olmadan Lexi 109 kilo, Danny de 91 kilo verdi. Genç çift 2 yılda toplam 200 kilo eridi. Katıldıkları bir televizyon programında kilo sorunu yaşayanlara işte böyle örnek oldular. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Gülperi saniyeler içinde ekranlarınızda olacak. Sakın kaçırmayın diyelim ve veda edelim.